Psikolojiyi bozuyor, gençleri etkiliyor, ikili ilişkilerin arasına giriyor. Hatta çocukları hedef alıyor. Son dönemde hızla yaygınlaşan popüler video çekme uygulaması tehlike saçıyor. Bebeciğim, iyi akşamlar. Sosyal mecrada video paylaşmayı seviyor muyuz? Evet, bayağı seviyorum. 1000'e yakın takipçim var. Kendimi paylaşınca insanlara yansıttığımı düşünüyorum. Mutlu ediyor mu peki bu bizi? Yani herkes ünlü olmak ister, o yüzden mutlu ediyor tabii ki de. Bir video paylaşım sitesi, tam 500 milyonu aşkın kişinin hesabı var. Türkiye'de ise bu rakam 25 milyonu bulmuş durumda. Son dönemin en popüler video paylaşım siteleri arasında yer alıyor. Ancak içeriği tehlike saçıyor. Bence gençliği çok etkiliyor. Gereksiz ilgi çekmeye çalışıyor insanlar ve bunun için her şeyi yapabiliyorlar bazen. Dünya çapında hızla yayılıyor. En çok gençleri ve çocukları hedef alıyor. Sosyal medyada ünlü olmaya çalışıyoruz. Bir anda kafamıza esiyor. 2-3 tane video çekiyoruz. Sonra işte bekliyoruz. Yorum geliyor, beğeni geliyor. İşte insanların tepkilerini merak ediyoruz. Fenomen olmak birçok gencin hayali. Hatta kimi gün içinde onlarca video paylaşıyor ve daha sonra beğeni sayısına göre ya sayfasında tutuyor ya da gönderisini siliyor. Video paylaştık ama beğeni almadı. Psikolojimiz bozuluyor mu, üzülüyor muyuz? Moralim bozuluyor. Videoyu siliyorum. İngiliz Çocuk Vakfı ise büyüyen tehlikeye karşı uyarıyor. Çekilen videolar pedofillerin eline geçiyor. Sitede herhangi bir denetleme yok, sansür yok. Hatta öyle bir hal almış ki artı 18 videolar bile açıkça paylaşılabiliyor. Bu video paylaşım sitesini çocuklar bile kullanıyor. Özellikle bu konuda ebeveynlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Video çekiyorum ama kendime özel videolar çekiyorum yani. Öncelikle çocuğun ne gibi sitelere girdiği anne ve baba tarafından kontrol edilmelidir. Burada aslında sınırlamalar getirmek de önemlidir. Kendine özel uğraştığı için bakmıyoruz. Ama sadece çocuklar ve gençler değil, bu çılgınlık her yaş grubunu etkiliyor. Hayatını bile riske atabiliyor kişi burada. Uzmanlar sosyal medya mecralarına karşı uyarıyor. Zamanda bağımlılık haline gelen bu akım kişiyi ölüme bile sürükleyebiliyor. En yakın örnekleri ise Haziran ayında Hindistan'da yaşandı. 24 yaşındaki Anita adlı bir kadın eşinin sosyal medya kullanmasını istemedi. Ancak o bu duruma dayanamadı ve zehir içip canına kıydı. 15 yaşındaki bir kızsa video çekerken kendisini ikaz eden büyük annesine kızıp kendini astı. Fenomen olma çabası derim ben. Sosyal medyanın ne kadar günümüzde insanların hayatını saçma bir şekilde etkilediğini görebiliyoruz. Okula gitmeyeceğim.